Kardeşlerim, Allah'ın selamı sizlerin üzerine olsun. Bugün çok kıymetli bir konuda size bir bilgi öğreteceğim arkadaşlar. Dileklerin, duaların çok hızlı bir şekilde kabul olmasını istiyorsanız Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de üzerine yemin ettiği bir ayet var, biliyor musun? Bir bitkinin üzerine Rabbimiz Teala yemin ediyor ve eskiden tabii bu gariban yiyeceğiydi. Bu da artık çok pahalanmış ya. Kilosu kaç para çok bilmiyordum ben. Hani hep diyor ya, ben benzinli hep 50 liralık alıyorum, benim için fark etmez. Diyor ya, zeytinden bahsediyorum. Ben de hep böyle 10 liralık 20 liralık alıyordum. Bayağı giriyordu. Geçen 10 liralık 20 liralık zeytin alayım dedim mesela. Çok az girdi. Burada kahvaltıya gelirken çocukları getirmeye utandım yani. Dedim abi sen bir 20'lik daha koy. Çok pahalanmış. Neden bahsediyorum? Zeytin. Ya Rabbimiz diyor ya, Bismillahirrahmanirrahim. Vettini ve zeytun ve tur sinine ve hazel beledil emin. Tin suresinde Allah Teala incire ve zeytine yemin olsun diyor. Sina'dan ve tur sinin ve hazel beledil emin. Şu güvenli şehre yemin olsun diyor arkadaşlar. Mekke'ye Allah Teala burada yemin ediyor. Bugün ben size inşallah, Allah nasip ederse, zeytin yaprağına dualar okuyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir terkiptir ha. Bunu bir hocamızdan dinlemiştim ben. Dedim ya, bunu kanalımızda arkadaşlara niye anlatmıyoruz? Evet, bir de esma vereceğim size arkadaşlar. Önce esmamızı söyleyelim. Bu esmayı bir not alın bir yere arkadaşlar. Sonra duanın formülünü anlatacağım. Okuyacağımız esma Allah-u Teala'nın iki tane esması. Ya ganiyyu ya muhni. Celle celaluhu. Ya ganiyyu ya muhni. Ya ganiyyu ya muhni. 99 defa okuyacağız bunları, tamam mı? Ya ganiyyu ya muhni celle celaluhu. Ya ganiyyu ya muhni. Ya ganiyyu ya muhni. En sonunda dersin bir defa celle celaluhu. Şimdi sizlerden ricam, yorumlara hemen birer tane ya ganiyyu ya muhni yazalım arkadaşlar. Ondan sonra videomuzu da beğenelim. Kanalımıza da abone olalım. Ondan sonra ben de size bu güzel formülü anlatayım. Hazır mıyız? Kardeşler, 41 tane zeytin yaprağına ihtiyacımız var. E hocam, zeytin demiştin. Ya zeytin dedim de mübarek. Zeytini kahvaltıda yersin. Ama bu uygulayacağımız formül zeytin yapraklarıyla ilgili kardeşlerim. Zeytin yaprağına diyor, 41 tane zeytin yaprağına 41 tane ihlas. Yani her bir zeytin yaprağına tek tek bir tane ihlas suresi okuyacağız. Birçoğunuzun dilekleri var. Bazılarının dileği zenginlik, bazılarınızın dileği helal bir evlilik, bazısının dileği işte huzurlu bir yuva filan, böyle türlü çeşit kardeşlerimizin hep neyi var? Efendim, niyetleri var. Ondan sonra dilekleri var. Doğru mu? Arkadaşlar, 41 tane zeytin yaprağına 41 tane tek tek İhlas suresini okuyoruz ve ondan sonra ne yapıyoruz bunu? Ne zaman okuyoruz? Nasıl okuyoruz? Hepsini anlatacağım şimdi. Gönülden okunan her duayı arkadaşlar, samimi bir şekilde okuduğumuz her sureyi Allahu Teala Celle Celaluhu dualarımızı kabul eder ve gerçekten bunların karşılığında bize o kadar faydalı, o kadar güzel kapılar açar ki şaşırırsın yani. Rabbimiz Teala Celle Celaluhu mesela Ayetel Kürsi'yi söyler değil mi? Peygamberimizin hadisi şerifidir. Kur'an ayetlerin efendisi der. Mesela Fatiha suresi Kur'an'ın anahtarıdır der. İhlas suresi bir tane okumak Kur'an'ın üçte birini okumuş gibi olur diyor. Mesela ondan sonra Kur'an-ı Kerim'de sözü geçen her sure kardeşlerim faydalar ve faziletler sağlar. Efendimiz aleyhissalatu vesselam İhlas suresini okumak diyor Kur'an'ın üçte birini okumak gibidir. Bak ne kadar faydası var. Duaların, hacetlerin, isteklerin kabul olması için İhlas suresini bol bol okuyun. Çok büyük sevabı var arkadaşlar. Çok büyük. Şimdi bir de zeytin de tabii Kur'an'da Allah'ın üzerine yemin ettiği bir meyve olduğu için arkadaşlar, zeytin ağacının yapraklarına İhlas suresi okumak duanın etkisini çoğaltıyor, biliyor musun? 41 tane zeytin yaprağına 41 tane İhlas suresini ayrı ayrı okuyoruz arkadaşlar. Ondan sonra da bu okumayı tabii günün herhangi bir saatinde yapabilirsiniz. Özel zamanlarındaki hanımefendiler İhlas suresi okumazlar. Dolayısıyla onlar müsait olduğu zaman bunu yaparlar. Tamam mı? Sonra
Bu zeytin yapraklarını da arkadaşlar mümkün mertebe böyle akan bir suya bırakmak lazım. Hocam benim etrafımda bir akarsu yok. Bir dere, ırmak, nehir böyle bir şey falan. İstanbul'da mesela boğaz, akan bir su. Bırakacaksın boğaza mesela. Ama adam diyelim ki nerede? Ankara'nın işte bir şey ilçesinde ama orada yok. Dere, nehir yok. Nereye gideyim ben şimdi diyecek. Onlar için de başka bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bu kardeşlerim de hani akan suya bırakma imkanı olmayanlar da böyle bir peçete kağıdına o 41 tane zeytini bir kağıt havlu gibi peçete gibi bir şeye böyle sarın. Naylon değil ama poşet değil. Dikkat et. Naylon değil. Bir böyle kağıda kese kağıdı gibi bir şey olur. Aklıma benim hemen şey geldi işte kağıt havlu. Böyle saracaksın güzel katlayacaksın. Onu insanların böyle ayak basmayacağı işte bir ağacın dibi olur, bir duvarın dibi olur falan böyle güzel bir yere, tenha bir yere yani çok yol üstü, ayak üstü böyle insanların basacağı bir yer olmasın. Öyle bir yere gömeriz. Tamam mı? Ondan sonra da bu tabii bu yapraklara ihlas surelerini okuduktan sonra da Rabbimize güzelce dua edelim arkadaşlar. Ellerimizi açalım, Allah'tan isteyelim. Dileğimiz neyse az önce ifade ettiğim gibi bir maddi konuyla ilgili bir dua da olabilir. Yok, manevi bir konuyla ilgili efendim bir dua da olur. Yani fark etmez o duanın niyetini sen kendin alacaksın. Ama İhlas Suresi arkadaşlar gerçekten çok faziletli. Şimdi sen 41 defa okudun ya. Bak ben sana İhlas Suresinin faydasıyla ilgili bir şey anlatayım dinle. Diyor ki gün içinde yani bir gün içinde 10 defa kul huvallahu ehad. Yani İhlas Suresini okuyan kişiye Allahu Teala cennetinden bir köşk ihsan eder. Akşam yatarken mesela peygamberimiz bir Fatiha, üç İhlas okurdu. Sonra Ayetül Kürsi, Nas, Felak okurdu. Neden? Yatmadan önce İhlas Suresi okuyanları Allah Teala affeder, cennetine nail eder. Sabah namazından sonra 11 defa İhlas Suresi cennete vesile olur. Ya sabah akşam 3 defa İhlas Suresi okusa diyor bir insan, Allah onu kazadan, beladan, sıkıntılardan korur. Halas eder. E sıkıntılardan koruyunca da artık rahat edersin yani sende. Tabii kafan rahat eder yani. Mübarek. Eve girerken mesela İhlas Suresi okuyan kişi evet ilk daha adımını atarken, o kapının oradayken, beklerken falan işte o esnada bir tane kul huvallahu ehad okusa bir insan Allahu Teala diyor onu fakirlikten, yoksulluktan, yokluktan, borçtan, dertten uzak eder. Bir defa okuyorsun ha. Eve girerken bir defa İhlas Suresini okuyorsun. Bak ne oluyor sonra? Muazzam güzellikleri var ya. Siz de değerli kardeşlerim inşallah Allah Teala'nın Celle Celaluhu Celle Şanu bu İhlas Suresini zeytin yapraklarına, 41 tane zeytin yaprağına inşallah okumayı kardeşler ihmal etmeyin. Allah Celle Celaluhu Celle Şanu dua ve niyetlerimizi kabul eylesin. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenin, kanalımıza abone olun. Yorum kısmına da şöyle birer tane ya ganiyyu ya mughni Celle Celaluhu yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu esmalar çok büyüktür. İhlas Suresinin yanı sıra her gün sayısız böyle bir dakika kadar, bir dakikacık, iki dakikacık böyle ya ganiyyu ya mughni, ya ganiyyu ya mughni zikret. Sonra de ki ya Rabbi ey zenginlerin zengini beni de borçlarımdan kurtar ya Rabbi. Borçtan, dertten sana sığınıyorum ya Rabbi. İnsanların kahrından sana sığınıyorum ya Rabbi. Ha böyle delta içini. Ne söylersen söyle. Tamam mı? Allah kabul etsin. Bize de dua edin. İnşallah. Allah'ın dualarınızı kabul etsin. Allah'a emanet olun.